İyi akşamlar. NTV'de ana haber zamanı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim tarihini işaret etmesiyle takvimler artık 14 Mayıs'a ayarlandı. Yani son 15 gündeyiz. Seçim kararı nasıl alınacak? Nasıl bir süreç bizi bekliyor? Hukuki sürece ilişkin açıklamalar neler? Hepsine bakacağız birazdan. Ama önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajlarını ekrana getirelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim sürecine girdiğimiz bugünlerde Türkiye Yüzyılı sloganını sıkça vurguluyor. Bugün de Amasya'da bir tünel açılışında hedefleri ortaya koydu. Dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına girmeliyiz dedi. Erdoğan bilim ve teknoloji hedeflerinden de söz etti. Türkiye Yüzyılı'yla Cumhuriyetimizin ikinci asrını telafiyi geride bırakıp terakki devri haline dönüştürmekte kararlıyız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye yüzyılı hedeflerini bu sözlerle ortaya koydu. İkinci yüzyıla daha büyük umutlarla girdik diyen Cumhurbaşkanı, en büyük 10 ekonomi arasına girmeliyiz vurgusu yaptı. Siyasi ve ekonomik gücümüzü katlayarak artırmak suretiyle önce dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına girmeli, ardından da İlk sıralara doğru yükselmeyi sürdürmeliyiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ülkemizi yeni bir vizyona kavuşturmanın eşiğindeyiz dedi. Bilim, teknoloji ve değerler eğitimi önceliğimiz olmalı diye konuştu. Bilim ve teknoloji hem de değerler eğitimini önceliklerimizin en başına alıyoruz. Hiçbir günlük tartışma bu temel önceliğin önüne geçemez, geçmemelidir. Maziden atiye kurduğumuz köprünün kilit taşı olarak gördüğümüz evlatlarımızı bu anlayışla geleceğe hazırlamak mecburiyetindeyiz. Cumhurbaşkanı mesajlarını Amasya Badal Tüneli ve bağlantı yolları açılış törenine yaptığı canlı bağlantıda verdi. 760 milyon liraya mal olan tünel ve bağlantı yolları yaklaşık 4,5 kilometre uzunluğunda. Milletimiz 73 yıl sonra yeter diyecektir. ...14 Mayıs'ta seçim olacak. Sandığa gideceğiz. Yeni bir başlangıç yapacağız. Mayıs ayı içinde bu işi bitirelim. Bu seçimi alacağız. O halde şimdi geçelim seçim gündeminde bugün olup bitenlere. Sandıkların kurulmasına 115 gün kaldığını başlarken bültene söylemiştik. Şimdi gözler Yüksek Seçim Kurulu'nun açıklayacağı takvime çevrildi. Çünkü o takvim açıklandıktan sonra resmen süreç başlamış olacak. Peki nasıl işleyecek? Bunu konuşacağız. Ankara'ya bir bağlantı yapalım. Uğraş Bingöl konuyla ilgili olarak karşımızda. Uğraş, bugün Cumhurbaşkanı'nın adaylığı konusunda da bazı açıklamalar, tartışmalar oldu. Bu iki başlıkta gelişmeleri senden alalım. Seda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın erken seçim için 14 Mayıs'ı işaret etmesinin ardından gözler YSK takvimine ve şüphesiz ki Yüksek Seçim Kurulu'na çevrilmiş durumda Ankara'da, ama şu resmi bir karar alınmadan YSK bu takvimi açıklamıyor. O resmi kararın ilan edilmesi gerekiyor. Peki süreç nasıl işleyecek? Eğer 5 yıl öncesini bu konuda baz alırsak, Yüksek Seçim Kurulu Cumhurbaşkanlığı adayları için 20 Mart ve 26 Mart arasındaki bir süreç belirleyecek. Bu tarihler arasında adaylar başvuru yapabilecek. Karar resmi olarak açıklandıktan sonra da 21 Mart'ta başvuruları alacak Yüksek Seçim Kurulu. Partilere 5 gün tanınacak ve 26 Mart Pazar gününün son gününe, akşam saatlerine kadar siyasi partilerden adaylık için başvuruları kabul edecek. Bir önemli madde ise sadece siyasi partilerin aday göstermesi değil, 100 bin imza ile de aday olanlar var. Bunlar için süreç nasıl işleyecek peki? O adaylar için de 5 Nisan'da Yüksek Seçim Kurulu takvimi açıklayacak. Evet, seçmenden imza talep eden adaylar için de süreç böyle işleyecek. Milletvekili olmak isteyen kamu görevlileri ve belediye başkanları da bu takvime göre, yani 5 yıl önce uygulanan takvime göre 17 Mart'ta istifa etmeleri gerekiyor.
görevlerinden. Evet, sürpriz bir gelişme olmazsa seçim kararını doğrudan Cumhurbaşkanı'nın alması bekleniyor bu süreçte. AK Parti kulislerinde Erdoğan'ın kararnameyi 10 Mart Cuma günü açıklaması bekleniyor. Yenilenmesine karar verilen mecliste de meclis görevine devam edecek. Bu nedenle Cumhur İttifakı bu karara yenileme diyorlar, fesih kararı demiyorlar. Kesin takvim, yani kesin tarih açıklandıktan sonra da Yüksek Seçim Kurulu bununla ilgili takvimi açıklayacak. Süreç dediğim gibi eğer 5 yıl önce YSK'nın aldığı sürece benzer bir şekilde işlerse böyle olacak ama altını çizmekte fayda var. Kesin tarih açıklandıktan sonra, kesin seçim tarihi açıklandıktan sonra bu süreç işleyecek. Seçim tartışmasıyla birlikte adaylık tartışması da yine alevlendi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde özellikle konuyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden aday olup olamayacağına ilişkinde bir tartışma başladı. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ bugün konuyla ilgili ilişki konuştu ve hiçbir sıkıntı yok. Sayın Cumhurbaşkanımızın adaylığı anayasal hakkıdır. Önünde hiçbir engel yok ifadesini kullandı ve muhalefete seslendi de hukuk uydurma yerine herkes seçime çalışsın, rekabetimizi meydanlarda yapalım diye konuştu. Evet, muhalefet ise Erdoğan'ın bu adaylığının ikinci kez aday olduğunu iddia ediyor ve üçüncü kez aday olamayacağını söylüyor. CHP Grup Başkan Vekili Engin Özkoç da bugün bir toplantı gerçekleştirdi burada ve şunları söyledi. Biz Tayyip Erdoğan'ın adaylığının anayasaya aykırı olduğunu biliyoruz. Bu seçim tarihiyle ilgili alınan kararın getirdikleri seçim sistemiyle birlikte uygulanmasının hukuka aykırı olduğunu da biliyoruz. Ancak Erdoğan YSK ve anayasayı ve hukuku çiğneyerek aday olacak ifadesini kullandı. Dediğim gibi iki konuya Ankara siyaseti kilitlenmiş durumda. Birincisi seçim takvimi nasıl zaman belirleyecek? Onu da tekrar söylemekte fayda var. Resmi karar alındıktan sonra YSK bu takvimi belirleyecek. Diğeri de adaylık tartışması Seda. Evet, işte süreç böyle işleyecek. Uğraş Bingöl'ü altını çizdi, anlattı. 14 Mayıs'a olarak işaretlendi tarihler. Şimdi peki altılı masanın aday açıklamasına dair beklentiler de tarih belli olduğu için iyice yükseldi. Masa 11. kez 26 Ocak'ta bir araya gelecek. Bu defa ev sahibi İyi Parti. Genel Başkan Meral Akşener de bugün liderlere davet turuna çıktı. Altılı Masa kritik öneme sahip 11. toplantısını hazırlanıyor. 26 Ocak'ta yapılacak toplantıda ilk kez Altılı Masa'nın Cumhurbaşkanı adayının ele alınması bekleniyor. Ev sahibi İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener o toplantı öncesinde davet turuna çıktı. Akşener önce Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, ardından da Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'la bir araya geldi. İki görüşmede de altılı masanın aday belirleme yol haritasının ele alındığı belirtiliyor. Altı lider 26 Ocak'tan 4 gün sonra parlamenter sisteme geçiş gündemiyle buluşacak. Hazırlanan geçiş süreci yol haritasını ve ortak politikalar metni 30 Ocak'ta geniş katılımlı bir toplantıyla açıklanacak. Hazırlanan ortak metin geçiş sürecinin yol haritası olma özelliğine sahip. Meral Akşener'in 11. toplantıda davet turu Cuma günü CHP, Saadet ve Deva Partisi genel başkanlarıyla sürecek. Aday kim olacak sorusu gündemdeyken Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'dan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına şartlı destek geldi. Özdağ destek için Atatürk'ün kuruluş ilkelerine sahip çıkarsanız hiçbir şey talep etmeden sizi destekleriz dedi. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gündeminde de bugün seçim vardı. Yeni Cumhurbaşkanını Kılıçdaroğlu tarif etti. Ayrıca CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun hükümetin Suriye politikasına yönelik eleştirileri de oldu. İnşallah yeni Cumhurbaşkanımız partili olmayacak. Daha yukarıda olacak. Daha yukarıda olacak. Anayasaya göre yemin edecek. Kazandıktan sonra partisinden ayrılacak ve yeminini partisiz bir cumhurbaşkanı olarak yapacak. Böylece devletin sigortası konumunda olacak cumhurbaşkanı. Bugün partili olabilir ama inşallah seçildiğinde, mecliste yemin etmeye gittiğinde partisiz bir cumhurbaşkanı olacak. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu mesajlarını Gaziantep'ten verdi. Cumhurbaşkanının siyasi partili olmaması gerektiğini söyledi. Kemal Kılıçdaroğlu Suriyeliler üzerinden hükümetin dış politikasını da eleştirdi. Suriyeliler buraya niye geldi? Hangi politika Suriyelileri buraya getirdi? Ve Suriyelileri buraya taşıyan politika doğru muydu, yanlış mıydı? Doğruyduysa katlanacaksınız. Doğru değilse
Buraya getireni cezalandıracaksınız. Yani demokratik yollarla. Yani oy vermeyeceksiniz. Kuralı budur. Tarımın stratejik bir sektör olduğunu vurgulayan CHP Genel Başkanı, çiftçinin topraktan küstürülmemesi gerektiğini belirtti. Tütün ekiyorduk, dünyaya tütün ihraç ederdik. Şimdi tütün ithal ediyoruz. Buğday ithal ediyoruz, arpa ithal ediyoruz, yulaf ithal ediyoruz, pamuk ithal ediyoruz. Çiftçiyi topraktan küstürürseniz bunun sonu felakettir. Siyasetin uzun zamandır tartıştığı bir başka başlık başörtüsü teklifi. Bugün Anayasa Komisyonu'nda görüşülmeye başlandı ve teklifte ailenin yapısıyla ilgili maddeler de var. Bu düzenlemenin geçebilmesi için muhalefetin destek vermesi şart. Ama CHP ve İYİ Parti'nin itirazları var. Başörtüsüne anayasal güvence ve ailenin korunması amacıyla AK Parti ve MHP'li milletvekilleri tarafından hazırlanan anayasa değişikliği teklifi Meclis Anayasa Komisyonu'nda görüşülmeye başlandı. AK Parti Grup Başkan Vekili Özlem Zengin, anayasa değişikliği yapıldığında Türkiye tarihinin en ağır ihlali olan, en ağır izleri bırakan bir problemi tamamen ortadan kaldıracağını söyledi. MHP Grup Başkan Vekili Levent Bülbül de teklifin meclisten referanduma da gerek kalmayacak bir çoğunlukla geçmesini umduklarını belirtti. Ancak CHP ve İYİ Parti teklife itiraz ediyor. Teklifteki dini inancı sebebiyle ibaresi anayasanın laiklik ilkesine aykırı bulunuyor. Bunun tekliften çıkarılması, devlet kadının başını örtmesini hiçbir surette engellememek şartıyla gerekli tedbirleri alır ifadesinin yer alması isteniyor. Aileyle ilgili bölümde de evlilik birliği ancak bir kadın ve bir erkeğin evlenmesiyle kurulabilir diye yazılmasını istiyor. İYİ Parti hukukçuları bir ifadesinin çok eşliliğin önüne geçmek için önemli olduğuna vurgu yapıyor. CHP ise bu cümleye çocuk yaşta evlilikleri sona erdirmek adına reşit ifadesi eklenmesini istiyor. Teklif komisyon mesaisinin ardından genel kurula gelecek. 360-400 aralığında oy çıkarsa anayasa değişikliği referanduma gidecek. Cumhur İttifakı ortağı AK Parti ve MHP'nin oyları bu sayıya yetmiyor. 400'ün üzerinde oy çıkarsa teklif kabul edilmiş olacak. Özel okul ücretlerine %65 zam sınırı geldi ama bazı okullar yemek ücretlerini 4 kat arttırdı. Veliler yemek ücretlerinde de zam sınırı olmalı diyor. Eğitimcilerin görüşleri birazdan ana haberde. Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake, Türkiye-Amerika ilişkilerinde önemli konularda konuştu. F-16 alım ve modernizasyon talebi, Ankara-Şam hattında normalleşme o başlıklardandı. ABD Büyükelçisi Jeff Flake, Türk ve Amerikan Dışişleri Bakanlarının Washington'daki görüşmesinin hemen ardından Ankara'da bir grup gazeteciyle bir araya geldi. ABD Büyükelçisine Türkiye'ye F-16 satışıyla Finlandiya ve İsveç'in NATO üyelik süreci birbiriyle bağlantılı mı sorusu yöneltildi. Hiçbir bağlantı yok. Dışişleri Bakanı Blinken de bunu net şekilde söyledi. Ama Finlandiya ve İsveç'i NATO üyesi olarak görme konusu kongrenin tamamına hakim olan bir arzu. Bu kongre üyeleri için öylece geçiştirilebilecek bir konu değil, zor bir konu. ABD Büyükelçisine gayri resmi ön inceleme aşamasında olan Türkiye'ye F-16 satış sürecine ilişkin takvimde soruldu. Komitenin ön incelemeyi gözden geçirmesi için bir süre gerekli. Ama bu süre net değil. Tarih veremem. Eğer bazı kongre üyelerinin soruları olursa bu süre uzayabilir. ABD yönetimi bu satışa destek konusunda kongre ile çalışacak. Satış sürecinin tamamlanması için kongrenin bağımsız yasama organı tasarıyı onaylamak durumunda. Flake, Türkiye'ye F-16 satışıyla Yunanistan'a F-35 satışı için taleplerin aynı anda iletildiğini de vurguladı. Ama iki süreç birbirine bağlı değil diye konuştu. ABD Büyükelçisi'nin gündeminde Şam-Ankara ilişkilerinin normalleşmesi için yürütülen süreç de vardı. Esad rejiminin yıllar boyunca kendi halkına yaptıklarını düşününce onunla ilişki kurmanın ve ilişkileri normalleştirmenin karşısındayız. Biz hala buna karşıyız. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın İngiltere ziyaretinde Türkiye'ye fırkateyn satışının gündeme geldiği iddia edildi. İngiliz basınına yansıyan haberlere göre halen kraliyet donanmasında aktif kullanılan Type 23 sınıfı fırkateynlerin satışı için görüşmeler yapıldı.
İddiaya göre kısa süre önce modernizasyon süreci tamamlanan ancak İngiliz donanmasının kullanım dışı bırakmaya hazırlandığı bu fırkateynlerin satışı Bakan Akar'ın Ben Wallace'la görüşmesinde gündeme geldi. 133 metre uzunluğundaki Type 23 fırkateynleri denizaltı savunmasının yanı sıra yeni nesil güdümlü hava savunma füzelerine de sahip. Daha önce Türkiye'nin İngiltere'den savaş uçağı alımı için de görüşmeler yaptığı iddia edilmişti. Ukraynalı yetkililer İçişleri Bakanı'nın da aralarında olduğu 14 kişinin hayatını kaybettiği helikopter kazasının nedenlerini araştırıyor. Ölen yetkililerin işgalin başından bu yana yaşamını yitiren en üst düzey hükümet yetkilileri olduğu düşünülüyor. Sabotaj ihtimali üzerinde de halen durulmakta. Öte yandan Amerikan basınında Biden yönetiminin Kiev'in Rusya'nın ilhak ettiği Kırım Yarımadası'na saldırmasına yardım etmeyi tartıştığı da iddia edildi. Ukrayna'da İçişleri Bakanı'nın da aralarında olduğu çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği helikopter kazasının yankıları sürüyor. Helikopterin Kiev bölgesindeki Brovary kentinde anaokulu yakınlarına düşme nedeni henüz net değil. Helikopterin 2018'de arama kurtarma çalışmalarında kullanılmak üzere Airbus'tan ikinci el satın alındığı öğrenildi. Mürettebatın gerekli sayıda uçuş deneyimine sahip olduğu açıklandı. Ukrayna Güvenlik Hizmetleri olayla ilgili soruşturma başlattı. Düşme nedeni olarak uçuş kuralları ihlali, teknik arıza veya sabotaj ihtimalleri üzerinde duruluyor. Olayda Ukrayna İçişleri Bakanı Denis Monastırski, yardımcısı Yenin ve bakanlık müsteşarı Yuri Dubkovich'in de bulunduğu helikopterdeki 9 kişi öldü. Anaokulu çevresinde de hayatını kaybedenler oldu. Almanya'ya Kiev'e Leopard 2 muharebe tankları gönderimini onaylaması konusunda baskı da artıyor. Batılı müttefikler Berlin'in tankları vermesini görüşmek üzere Almanya'daki Rammstein hava üssünde bir araya gelecek. Almanya'nın Washington'ın aynını yapması halinde Ukrayna'ya bu tankları göndereceği iddia edildi. Amerika Birleşik Devletleri'nin Kiev'e Stryker zırhlı araçlarını da içeren 2,5 milyar dolarlık yeni yardım paketini onaylamaya hazırlandığı ifade ediliyor. Öte yandan Biden yönetiminin Kiev'in 2014'te Rusya'nın ilhak ettiği Kırım Yarımadası'na saldırmasına yardım etmeyi tartıştığı iddia edildi. New York Times gazetesi Kiev'in Rusya'ya Kırım'daki kontrolünün tehlike altında olduğunu göstermesinin gelecekteki müzakerelerdeki konumunu güçlendireceğine inanıldığını yazdı. Ancak Biden'ın Kiev'in Kırım'daki Rus üssüne saldırmak için ihtiyaç duyacağı uzun menzilli füze sistemlerini Ukrayna'ya vermeye henüz hazır olmadığı belirtildi. Kremlin ise Kırım'a yapılacak olası bir saldırının çatışmayı yeni bir seviyeye taşıyacağını bildirdi. Amerika Birleşik Devletleri'nin İsrail'de depoladığı mühimmatını Ukrayna'ya transfer ettiği de öne sürüldü. Transfer öncesinde İsrail yetkililerin bu adımın Rusya ile ilişkilerine zarar vermesinden endişe ettiği kaydedildi. 16 yıl önce bugün Agos gazetesi genel yayın yönetmeni gazeteci Hrant Dink suikaste uğrayarak öldürüldü. Dink'in silahlı saldırıya uğradığı Sebat apartmanının önünde bugün anma töreni vardı. Ailesi, arkadaşları, sevenleri cinayetin işlendiği yerde 16 yıl sonra buluştu. Karanfiller bıraktı, adalet istedi. 19 Ocak 2007'de öldürülen Agos gazetesi genel yayın yönetmeni Hrant Dink, suikaste uğradığı yerde Sebat Apartmanı önünde anıldı. Güvenlik gerekçesiyle Halaskar Gazi Caddesi'nin bir kısmı ve Osman Bey metro durağı kapatıldı. İstanbul Şişli'deki törene binlerce kişi katıldı. Çok açık ki bütün o kamu görevlilerinin yargılandığı dava sürecinde biz kimin vur dediğini anlayamadık. Ortaya çıkmadı. Yani çok basitçe söyleyeyim, sis perdesi hala sürüyor. Saklanamazsınız. Biliyoruz. Gizlenemezsiniz. Görüyoruz. 16 senedir kesemediğiniz soluğumuzdan kaçıyorsunuz. Hrant Dink'in eşi Rakel Dink konuşma yapmadı. Kalabalığı selamladı. Hrant Dink'in katili o gün Samast 22 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Ama bu ceza infaz yasası ve denetimli serbestlikle 13 yıla düştü. 2020'de serbest kalacakken gardiyanlara hakaret ve tehditten 5 seneyi aşan hapis cezası aldı.
Samast bu nedenle cezaevinden çıkamadı. 15 Temmuz darbe girişiminden sonra FETÖ mensuplarına odaklanan 3. iddianameyle sanık sayısı 85'e yükseldi. Aralarında eski polis müdürleri Ali Fuat Yılmazer ve Ramazan Akyürek'in de bulunduğu 26 sanık mahkum oldu. Yargıtay aşaması sürüyor. Merkez Bankası yılın ilk faiz kararını açıkladı. Banka beklendiği gibi faizi değiştirmedi. Merkez Bankası Ocak ayı para politikası kurulu toplantısında faizi %9 olarak korudu. Karar metninde enflasyon seviyesinde ve eğiliminde iyileşmeler görülmeye başlandığı belirtildi. Şu sıralar birçok ailede gündem özel okul ücretleri. Tavan artış her ne kadar %65 olarak açıklansa da bazı okullar yemek ve kırtasiye ücretlerine öyle bir zam yaptı ki velilerin toplamda ödeyeceği miktar %65'i çoktan geçti. Özel okul ücretlerine %65 sınırı geldi. Bazı okullar bu sınıra göre ücret açıkladı. Ancak bazı okullarda zorunlu olarak belirlenen yemek ücretlerine neredeyse 4 kat zam yaptı. Velilerin şikayetleri arttı. Peki okullar yemek ücretlerinden kâr ediyor mu? Okullar bundan bir kâr payı elde ediyor mu? Yani büyük çoğunluğu elde etmediğini düşünüyorum. Ya da eden varsa da çok cüzi bir yüzdedir. Burada dikkatle alınan şey hijyendir, beslenmedir. Aynı zamanda bu fiyatlar maşeron dahi belirlerken velinin de onayı alınmıyor. Veliler okul ücretlerinde olduğu gibi yemek ücretlerine de sınır gelmesi gerektiği görüşünde. Kar almıyor olmaları mümkün değil. Menüleri görüyoruz. Yani o menülerin o fiyata satılmadığını catering firmalarıyla görüşerek anlayabiliriz. Örneğin geçen sene yemek ücreti 8 bin lira olan bir özel okulun önümüzdeki yıl için istediği rakam 32 bin lira. Maksimum 180 bin diye düşünebiliriz. 30 bin olsa 166 lira yapıyor. 166 lira bir şey vermiyor okullar. Makarna, evet. Tavuk. O yüzden ben de 2 metrelere yüklenip buradan kendimi kurtarmaya çalışıyorum diyebilir. Bazı okullarda özellikle ortaokuldan sonra yemek ücreti zorunluluğu kalkıyor. Mecbur bırakıyorlar. Benim çocuğum yemiyor mesela ama onu kabul etmiyorlar. Yani mecbur tutuyorlar. Benim çocuğum yemek almıyor. Yani hem yemeklerin kalitesinden, hoşlanmadıklarından hem de ücretlerin fazla olmasından dolayı biz evde yapıyoruz. Fransa'da gündem emeklilik yaşı. Hükümetin emeklilik yaşını 62'den 64'e çıkarma önerisi ülkede büyük tepki yarattı. İşçi sendikaları hemen grev kararı aldı, sokaklara çıktı. Ayrıntıları NTV Strasbourg temsilcisi Kayhan Karaca aktardı. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un 2017'de ilk kez Cumhurbaşkanı seçildiğinde aslında bir seçim vaadiydi bu emeklilik reformu. 2019'da bu emeklilik reformunu parlamentonun alt kanadı olan meclisten geçirmeyi başarmıştı Aralık 2019'da. Mart 2020'de de senatodan geçecekti fakat koronavirüs krizi patlak verdi biliyorsunuz ve askıya alınmıştı. Geçen sene Emmanuel Macron yeniden seçilince bu konuyu yeniden gündeme taşıdı ve yeni bir revize edilmiş yeni bir emeklilik reformu tasarısı hazırladı. Geçen hafta bu tasarı hükümet tarafından basına açıklandı. Önümüzdeki haftada Bakanlar Kurulu gündemine gelecek. Şubat ayında da parlamentonun gündemine gelmesi bekleniyor. Ama sendikalar şiddetle karşı çıkmaktalar. Sadece sendikalar değil, sol partilerin tamamı bu tasarıya karşı çıkıyorlar. Ve bu nedenle bugünden itibaren kaç gün süreceği belli olmayan eylemler günü tespit etmiş durumdalar. Bunlardan birincisi bugün. Bugün ülke genelinde 1 milyondan fazla kişinin sokaklarda bu tasarıyı protesto ettiği söyleniyor. Sendikalar neden protesto ediyorlar? Her şeyden önce bu emeklilik yaşının 62'den kademeli olarak 64'e çıkarılacak olması ki bu ancak 2030 yılında gerçekleşecek. Bunun da altını çizeyim. Bunu protesto etmekteler. İkinci olarak prim ödeme süresi 43 yıla çıkacak 2027 yılından itibaren. Bunu da protesto ediyorlar. Yıpranma payı konusunda da bugüne kadar elde edilmiş kimi sosyal avantajların kaybolacağını söylemekteler sol sendikalar ve siyasi partiler ve bu nedenle adaletsiz bir reform olarak görmekteler. Grevler çok etkili oldu ülke genelinde, olmaya da devam ediyor. Sabah saatlerinden bu yana özellikle kamu sektöründe çok etkili, eğitim, toplu ulaşım sektörü oldukça aksamış durumda.
Bu görüntüyü hatırlarsınız. Ankara-Trabzon seferini yapan yolcu uçağı 13 Ocak 2018'de pist dışına çıkmıştı. Hatta işte böyle denize metreler kala durmuştu. Kazadan sonra 3 yıla kadar hapsi istenen kaptan ve yardımcı pilotun ifadeleri ortaya çıktı. Kaptan inişi ikinci pilotun gerçekleştirdiğini söyledi. Kontrolü teslim almamla büyük bir kazanın önüne geçildi dedi. Uyarmama rağmen iki kez pas geç tuşuna bastı. Uçağı teslim almamla büyük bir kazanın önüne geçildi. Bu ifadeler Trabzon'da iniş sırasında kontrolden çıkıp denize az bir mesafe kala duran uçağın pilotuna ait. Ankara-Trabzon seferini yapan uçak 13 Ocak 2018 yılında pist dışına çıkmıştı. Uçaktaki 162 yolcu ve 6 kişilik mürettebat ekiplerin müdahalesiyle kayıpsız tahliye edilmişti. 3 yıla kadar hapsi istenen kaptan pilot Ender Bayraktar ve yardımcı pilot İrfan Yavuz'un ifadeleri ortaya çıktı. Kaptan pilot inişi ikinci pilotun gerçekleştirdiğini, uçak durmadığı için kontrolü kendisinin devraldığını anlattı. Pilot uçağın sağ motorunun arızalandığını söyledi. Pistle deniz arasındaki boşluğun gerekenden daha az olduğunu iddia etti. Deniz yönündeki çukurun mesafesi 90 metre olmalıydı. Ancak mesafe 40 metreydi. Eğer 90 metre olsaydı bu kaza olmazdı dedi. Yardımcı pilot İrfan Yavuz ise inişten sonra zemin ıslak olduğu için uçağın kaymaya başladığını ve pist dışına çıktığını söyledi. Davada iki pilot taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına neden olmakla suçlanıyor. Bilirkişi raporuna göre kazada pilotlar kusurlu. Trabzon'da görülecek davada ilk duruşma 16 Mart'ta yapılacak. Erkek arkadaşıyla misafirliğe gittiği evde 7. kattan düşen 23 yaşındaki Sedef Nur Çağlar ağır yaralanmıştı. Bu soruşturma kapsamında Sedef Nur Çağlar'ın polis memuru erkek arkadaşı Ahmet Ata olaydan sonra tutuklanmıştı. Sedef Nur Çağlar ifadesinde daha önce yaşamına son vermek istediğini ve arkadaşı Ahmet Ata'nın buna engel olduğunu anlatmıştı. Davanın son duruşmasında tutuklu sanık Ahmet Ata yurt dışına çıkış yasağı kararıyla tahliye edildi. Yedinci kattan düşmüş, ağır yaralanmıştı. Tutuklu yargılanan polis memuru erkek arkadaşı tahliye edildi. Kocaeli'de üniversite öğrencisi 23 yaşındaki Sedef Nur Çağlar, geçtiğimiz yıl erkek arkadaşı polis Ahmet Atay'la beraber onun arkadaşı polis Orhan Çey'nin evine gitti. Sabah saatlerinde ise 7. kattaki dairenin balkonundan düştü. Hastaneye kaldırılan Sedef Nur Çağlar ağır yaralandı. Soruşturma kapsamında erkek arkadaşı Ahmet Ata açığa alındı. Ardından da kasten öldürmeye teşebbüs suçlamasıyla tutuklandı. Açığa alınan ev sahibi polis Orhan Ç. ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Sedef Nur Çağlar mahkeme salonuna gidemediği için tedavi gördüğü Sivas'taki hastanede ifade verdi. Genç kadın olay günü neler yaşandığını, nasıl düştüğünü hatırlamadığını söyledi. Ayrıca daha önce hayatına son vermek istediğini, arkadaşı Ahmet Ata'nın buna engel olduğunu anlattı. Tutuklu sanık Ahmet Ata tekrar hakim karşısına çıktı. Ata, Sedef Nur'un ifadesi beni doğrular niteliktedir dedi. Mahkeme heyeti Ahmet Ata'nın yurt dışına çıkış yasağıyla tutuksuz yargılanmasına karar verdi. Duruşma 22 Mart'a ertelendi. Denize petrol türevi atık sızdırmanın cezası ne olabilir? Doğaya verilen hasarın hem de bu ölçüde büyük bir hasarın her ne kadar maddi karşılığı olmasa da bugün İzmit Körfezi'nde iki gemiye verilen ceza bir nebze yüreklere su serpti. İki gemiye 44 milyon lira ceza kesildi ve bu bir rekor. Denize petrol türevi yağ sızdırdılar. İki gemiye 44 milyon lira rekor ceza kesildi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Ekipleri İzmit Körfezi'ni 17 yıldır denetliyor. Deniz uçağıyla yapılan denetimlerde körfezi kirletenlere göz açtırılmıyor. Ekipler yine denetimdeydi. Körfez ilçesinde bir limanda demirli Atakama isimli gemiye fuel oil aktarılırken basınçtan dolayı yakıt taştı, denize sızdı. Kirliliğin yayılmaması için geminin etrafında hemen önlem alındı. Denizde temizlik başlatıldı. Körfezi kirleten gemiye ise 30 milyon 232 bin 716 lira rekor ceza kesildi. Müzik
Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı deniz uçağı Körfez üzerinde denetimlere devam ederken Dilovası ilçesinde bir geminin daha denizi kirlettiği belirlendi. Amo isimli kuru yük gemisinin denizde petrol türevi kirliliğe neden olduğu tespit edildi. Limanda demirli gemiye 14 milyon 409 bin 865 lira para cezası uygulandı. Aynı açıdan aynı bölgeyi gösteren şu iki karenin arasında bir yıl var. Kırıkkale'de çekildi ve tabii bir çaresizliği gösteriyor. Çünkü çiftçinin 3 ay önce ektiği tahıl bugün hala çimlenmiş değil. Nedeni toprağın yağış almaması. Yaşanan kuraklık çok şiddetli. O kadar ki haberde şimdi göreceksiniz toprak taşa döndü. Geçen yıl bu dönemle bugün çekilen iki fotoğrafın farkı bu. Biri 2022 yılında, diğeri bu yıl çekilen iki fotoğraf. Kırıkkale'de iki yılın aynı döneminde çekilen iki farklı kare, kuraklıkta gelinen noktayı açıkça gösteriyor. Vallahi zor görünüyor. Neden? Yağmur yağmadığına çoba. Ancak urmayla kırılıyor. Meteorolojinin yağış endeksi verilerine göre Kırıkkale'de şiddetli kuraklık yaşanıyor. Kuraklık nedeniyle toprak sertleşti. 3 ay önce çiftçinin ektiği ürün hala gün yüzüne çıkmadı. Şu güneşi görüyorsun değil mi? Yani kaç gündür de burada sis var. Hava bulanık, sis içerisinde duruyoruz. Yağmur yok. 3 aydır yağmur yok ya. 3 aydır değil, 3 ay değil aşağı yukarı. Geçen sene 6. aydan beri rahmet yok. Kent genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin 10 derece üzerinde. Yağışların önceki yıllara göre az olması tarımsal üretimi de olumsuz etkiledi. Nem kaybından dolayı kuruyarak adeta taşa dönen toprak, ekilen tahılın çimlenmesini de geciktirdi. Bak yeni yeni çıkıyor, görüyor musun? Bak. Şu günlerde kar olması lazım, kar. Yarım metre kar olması lazımdı. Ama bak şu tarlanın üstünde hiç şöyle tozuyor topraklar. Tarım arazilerinde yaşanan kuraklık nedeniyle çiftçi endişeli. Ekinlerimizi ekileli aşağı yukarı 10. ayda ekinleri ektik. 3 ay oldu. Daha çıkmadı. Daha yeni yeni çıkanlar var. Yani bunlar hiç büyümez ki. Büyümediği zamanı biçilmez. Bilmiyorum. Çiftçinin işi zor. Çok zor. Bir okulda çekilmiş görüntü, binaya, çatıya çıkmış bir çocuk aşağı inmeye çalışıyor. Son derece tehlikeli, izlemesi bile zor görüntüler bunlar. Mardin'de Kızıltepe ilçesinde kaydedildi. Okulun bahçesine 3 çocuk girmişti. Biri o çocuklardan işte böyle çatıya kadar tırmandı. Sonra da aşağı inmek için kendini çatıdan sarkıttı. Pencerelere tutundu ve metrelerce yükseklikten tabelanın asıldığı kısma yani çocuğun indi. Çocuğun orada ne işi var? Tabii canını tehlikeye atan çocuğu bu sırada kaydedenler bir başka apartmanda oturan vatandaşlar. Bu görüntü cep telefonuyla çekildikten sonra sosyal medyada pek çok kez paylaşıldı ve pek çok da tepki aldı. Yarın karne günü birçok eve öğrenciler karneyle dönecekler. İlk yarı yıl tamamlanmış olacak. 2 haftada tatilleri var. O karnelerde yazan notlar önemli ama çok da önemli değil. Uzmanların uyarıları geliyor. Karne sadece çocuğun karnesi değil. Niye matematikten 1 aldın? Çocuk tek başına almadı o biri. Biz ya o ihtiyacı görmedik, ya okulla ilgili bir problem yaşadı, ya evle ilgili bir sorun yaşadı ve sonucunda da böyle bir şey gerçekleşti. Yaklaşık 19 milyon öğrenci karne alacak. Uzmanlar karnesinde düşük not olan çocukların ailelerini uyarıyor. Karneyi aldıktan sonra çocuklarımızı herhangi başka bir çocukla, kardeşiyle, abisiyle, ablasıyla kıyaslamayı da önermiyoruz. Kıyaslanan her birey, çocuk da olsa, yetişkin de olsa motivasyonu düşer, öfkelenir ve bir şey için çaba göstereceği varsa da bu çabayı göstermemeyi tercih edebilir. Uzmanlara göre düşük not alan çocuklara tatilde ceza vermek
veya uzun saatler boyunca ders çalışmaya zorlamak da doğru değil. Sürekli ders çalıştırılan, sürekli test çözdürülen çocuklar tekrar okullar başladığında bu notlarını yükseltmeyecekler. Maalesef başarı böyle ilerleyen bir şey değil. Çocuğun bu yarı yıl tatilinde dinlenmeye ve eğlenmeye de ihtiyacı var. Bir plan yapılmalı. Bu plan dahilinde hareket edilmeli ama ilk birkaç gün istiyoruz ki biraz çocukları rahat bırakalım. Futbol dünyası VAR sisteminde yeni bir döneme hazırlanıyor. Uluslararası Futbol Birliği Kurulu, FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda maç hakeminin VAR odasıyla birlikte aldığı kararın ardından tribünlere ve yayıncı kuruluşa anlık açıklama yapmasını kararlaştırdı. Bu uygulama bir yıl boyunca denenecek. Orta hakem VAR değerlendirmesiyle alınan kararları mikrofon aracılığıyla açıklayacak. İlk deneme 1 Şubat'ta başlayacak. FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda yapılacak. İFAB, maçlardaki süre kaybını önlemek için gündeme gelen basketboldaki gibi saatin durdurulması fikrine karşı çıktı. 2022 Dünya Kupası'ndaki duraklama dakikaları uygulamasını olumlu karşılayan İFAB, ek sürenin daha katı ve daha doğru hesaplanmasını tavsiye etti. Usain Bolt'un yaklaşık 13 milyon doları kayboldu. Avukatları adli süreç başlattı. Yatırım hesabının bulunduğu bankaysa başkalarının da etkilendiği bir yolsuzluk olduğunu açıkladı. Tarihin en hızlı atleti dolandırıldı. Yalnızca 12 bin doları kaldı. Usain Bolt'un avukatları Jamaikalı efsanenin yatırım hesabının boşaltıldığını doğruladı. Ülke basınından The Gleaner'a göre Bolt'un kaybı yaklaşık 12 milyon 700 bin dolar. Avukatları Bolt'un sadece 12 bin doları kaldığını açıkladı. Para 8 gün içinde iade edilmezse süreç yüksek mahkemeye taşınacak. Yatırım şirketi ise çok sayıda müşterinin etkilendiği bir yolsuzluk yaşandığını ve sürecin yakından incelendiğini duyurdu. Atletizm ve spor tarihinin en büyükleri arasında gösterilen Usain Bolt'un 8 olimpiyat şampiyonluğu var. Efsanevi sporcu 100 ve 200 metrede de dünya rekorlarını elinde bulunduruyor. Bolt 2017'de pistlere veda ettikten sonra kariyerini futbolda sürdürmek istemiş ancak bu denemesi kısa sürmüştü. Hollywood yıldızı Alec Baldwin kazayla ölüme neden olmakla yargılanacak. Hatırlayacaksınız, film çekimi sırasında görüntü yönetmenini sette kullanılan bir silahla öldürmüştü aktör. Savcılık bir yıl aşkın soruşturmanın ardından Baldwin ve set ekibine ölümcül bir silahın ihmalkar kullanımı suçlamasını yöneltti. Amerikalı ünlü aktör Ekim 2021'de Rust filminin çekimleri sırasında tabancayı ateşleyerek görüntü yönetmeninin ölümüne neden olmuştu. Baldwin olayın ardından silahın dolu olduğunun farkında olmadığını ve yanlışlıkla ateş aldığını söylemişti. Aktörün avukatları ise suçlama kararının adaletsiz olduğunu söyledi. Marmara bölgesini etkisi altına alan Lodos fırtınası nedeniyle uzmanlardan soba zehirlenmelerine yönelik uyarılar var. Fırtına etkisini kaybedene kadar katı yakıt ya da doğalgaz sobalarının yakılmaması gerektiğini söylüyorlar. Sıcak olan Lodos rüzgarları geri tepmelere, yani karbonmonoksit gazı, ölümcül olan bir gazın ortama yayılmasına sebebiyet veriyor. Lodos fırtınası ölümcül soba zehirlenmelerine neden oluyor. Her yıl onlarca kişi hayatını kaybediyor. Meteorolojinin İstanbul dahil 20 il için verdiği Lodos uyarısı var. Uzmanlar bir kez daha soba kullanımı konusunda uyarıyor. Lodoslu havalarda bizim kesinlikle katı yakıtlı ve doğalgazlı sistem sobalarımızı yakmamamız gerekiyor. Lodoslu havalarda doğalgaz sobalarının yakılması durumunda olası gaz sızıntısına dikkat edilmeli. Gaz sızıntısını anlamanın en kolay yoluysa karbon monoksit gaz alarm cihazı kullanmak. Böyle bir cihazımız var. Karbon monoksit gaz alarm cihazı. Bu cihazımız ortamda 300 ppm'e ulaştığında bize haber veriyor. Artık bu ortamı terk edelim. Cihazımızı kapatalım ve mümkünse havalandırma yapmamız gerekiyor. Bu cihazı yapı marketlerden, internet üzerinden çok rahatlıkla ulaşabilir. Olası bir sızıntıyı önlemek için cam menfezlerinin üzerinin de kapatılmaması gerekiyor. Bunu soğuk geliyor mantığıyla kapatıyoruz. İnsanlar bantlıyor bunu. Normalde bunu yapmamamız gerekiyor. Çünkü hatalı bir uygulama. Bunların devamlı açık olması gerekiyor. Gerek doğalgaz gerekse de katı yakıt sobası kullanılan konutlarda baca temizliği de hayati öneme sahip.
Katı yakıtlı bir sistem varsa 2 ayda bir, doğal gazlı bir sistem varsa yılda bir, restoran bacasıysa bu, onu da 4 ayda bir temizletmesi gerekiyor. İstanbul İtfaiyesi olarak yetki verdiğimiz firmalarımız var. Bunu web sayfasından ulaşabilir vatandaşlarımız. Onları aramak suretiyle baca temizliği yaptırması gerekiyor. Bacalarımızın sağlıklı çekip çekmeden test etmek amacıyla yapay bir duman veriyoruz bu şekilde bacamızın içine. Tıkalı bacalarda geri tepen duman ölümlere neden oluyor. Aynı tehlike lodoslu havalar için de geçerli. Lodosun tehlikesini net bir şekilde görebileceğimiz bir yerdeyiz şu anda. İtfaiye bağlı eğitim merkezindeyiz. Bakın, duman tabletiyle içeriye bacaya duman verildi ve lodos nedeniyle o duman geri tepti. Şu anda bulunduğumuz odanın içi tamamen dumanla doldu. İşte bu duman zehirleyerek ölümlere neden oluyor. Bursa'da günün ilk ışıklarıyla ilginç bir bulut kümesi oluştu. Meteoroloji uzmanlarının mercek bulutu olarak adlandırdığı bu görüntü rüzgar dalgalanması sonucu oluşuyormuş. Şimdi o görüntüyle kısa bir ara verelim. Bültenimiz devam ediyor. Hatırlarsınız 2014'te DAEŞ'in Musul işgalinden sonra Türkiye Başkonsolosluğu'na baskın yapılmış ve alıkoyulan 49 personelin kurtarılma hikayesini, haberlerini paylaşmıştık. O hikaye, gerçek hikaye 49 adlı filme konu oldu. Filmin İstanbul'da yapılan galasından izlenimlere bakalım şimdi. ...2014 yılında Türkiye'nin Musul Başkonsolosluğu'nda DAEŞ militanları tarafından rehin alınan 49 personelin MIT'in düzenlediği operasyonla kurtarılışı beyaz perdede. Bu kahramanlık hikayesinin anlatıldığı, yapımcılığı Mehmet Can Polat'ın, yönetmenliğini Hakan İnan'ın üstlendiği 49 filminin galası İstanbul'da yapıldı. Galada filmin yönetmeni ve başrol oyuncuları İsmail Hacıoğlu, Hande Doğandemir, Sinan Tuzcu, Doğukan Polat, Hasan Küçükçetin ve Kerem Alışık soruları yanıtladı. 49 filmi hikayesi gereği kendini anlatabilen bir film. Zaten haberlerden de hatırlayacağınız üzere 49 tane çalışanımızın, rehinemizin 101 günlük bir serüven içerisinde kurtuluşun hikayesi. Bunu anlatmak bize nasip oldu. Gerçek kahramanlar oradalar. Filmi de izlediler. Boşlarına gittiğinin de biz teyidini aldık. Gerçek bir hikaye olması, birebir yaşanması ve İsmail'in dediği gibi bunun gerçekleştirilmesi, bize nasip olması bizi mutlu ediyor. Bu hikayenin içinde olmak güzel. Çok emek var, çok zahmet var. Orada yaşananların birebir hissedilerek sahneye, perdeye aktarılması var. Yine bana canlı getirin. Biz işte dövüş dersleri aldık, silah eğitimi aldık, birkaç ay öncesinden başladık. Ciddi ve yoğun bir antrenmandı. Ama iyi ki de öyle olmuş çünkü sete çıktığımızda ne kadar zorlu olduğuyla bir daha yüzleştik. Ben sağ ajanımızı bölgeye yolladım bile. Kimi yolladın? En iyi adamım. Uzun bir ön hazırlık ve araştırma sürecinden sonra Barış Erdoğan ve İlker Arslan tarafından senaryosu yazılan filmin çekimleri Kilis ve Gaziantep'te yapıldı. Filmi ilk izleyenler arasında Yeditepe Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Mesut Akgıcaş'ın da vardı. Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbaratımız DAEŞ'i mağlup eden en önemli, en kuvvetli güçtür. Ancak bakıyoruz ki emperyalizm bunlardan bahsetmiyor. İşte bu film gerçekte DAEŞ'i mağlup eden, onun felsefesini yıkan, adaleti tesis eden devletin Türk devleti olduğunu, bir, Musul ve Kerkük'ün Türk toprağı olduğunu ve burada asla ve asla emperyalizme izin verilmeyeceğini çok güzel bir şekilde anlatmıştı. 49 filmi 20 Ocak'ta vizyonda. Yalnız kötü bir haberim var. İfşa aldım.
Bu bizim son haberimizdi. NTV'de ana haber bültenini burada noktalıyoruz ama yaklaşık 10 dakika sonra yakın planla karşınızda olacağız. Görüşmek üzere.